Nazlı, akşam oldu hala aynı surat. Ya sen demedin mi bana buluşmayalım diye? Savaş, sen bana düzgünce bir açıklama yapmadın ki. Yaptığın açıklamada bende bir şey ifade etmiyor yani. Kafamda oturmuyor. Ya sen hile fırsatı değerlendirmek zorunda mıydın hem? Ya Melisa'nın burada olduğundan benim haberim yoktu. Vallahi de billahi de haberim yoktu. Olabilir. Ama sen onları görünce yanlarında oturmak zorunda mıydın? Aldırdın pılını pırtını çıkardın odana ya. Allah Allah. Hani sen uyuyacaktın hem? Bak sabahtan beri anlatıyorum. Yine anlatacağım. Tekrar tekrar yine anlatacağım. Sürekli anlatacağım. Ben eve geldiğimde Melisa ile Elif masada oturup yemek yiyorlardı. Benim de karnım acıktı. Oturdum sofraya yemek yedim. Bu kadar. Tabağını alıp odanda yeseydin. Ya bir şey diyeceğim. Ya bir de gülüyorsun karşımda sen. Ya sen olmadığında kimseyle konuşmayayım yani. Bunu mu istiyorsun? Ben sana kimseyle konuşma demiyorum. Melisa'yla konuşma diyorum. Sen niye hala Melisa'yla görüşüyorsun Savaş? Sen niye bu kızla bir türlü ilişkini, iletişimini kesemedin? Benim Melisa umurumda falan değil. Benim Melisa umurumda falan değil. Savaş, bu kızın burada olmasının tek sebebi sensin. Ya ben falan değilim. Hayır, değilim. Anlatmadım sana. Elif onun arkadaşı söyledi. Kendi söyledi. Kendi. Ya kendi söyledi. Melisa ya. Sen beni delirtecek misin? Bana hala Melisa'nın ağzıyla konuşuyorsun. Melisa'yı savunuyor musun? Sen deli misin ya? Delirteceksin beni. Sen çocuk musun Savaş? Nazlı, delirdin mi? Evet, delirdim. Sonunda delirttin beni. Nazlı, bırak şunu. Bana bak hırçın kız. Ne var ne ne? Böyle olunca seni daha çok seviyorum. Beni kandıramazsın, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak, evime gidiyorum. O yediğin yemekler de senin boğazında kalsın. Boğazında kalsın ama var ya. Nazlı, hayırdır? Benim yüzümden kavga falan etmediniz inşallah. Yok canım, gayet iyiyiz. Ha, ne bileyim yani. Böyle toparlanmış görünce seni... montunu almışsın, çantanı almışsın, gidiyorsun sandım. Yok canım, hava alacaktım. Seni görünce vazgeçtim. Tartışıp kavga ettiğimizi düşünmesin, bunun üstüne bir de sevinmesin diye o sarı cadır gitmedim. Ya da bir anda beni ne kadar çok sevdiğini anladım. Hayır. Sevgilime sarılayım ben de bir. Savaş. Hı. Git. Git git. Orası çok yakın. Azıcık daha git. Ya. Şarjım bitti ya. Melisa'dan isteğimi istiyorsun. Telefon aynı. Gıcık. İstemiyorum ben o sarı cadının hiçbir şeyini. Hala Melisa diyor ya bana. Sen bilirsin. Ya nerede o mendubur? Gitse de ben de gitsem evime. Film izleyelim mi? İstemem ben seninle küsüm. E tamam. Film izlerken de küs kalabilirsin. İyi tamam. Olabilir aslında. Bana bak, romantik film falan yok. Sen sonra yürümeye kalkıyorsun bana. Şöyle korkunç bir film olsun ya da şey olsun, aksiyon olsun, aksiyon. Böyle vurdulu kırdılı bir şey olsun. Hı? Korku olsun.
Evet uyudum. Şey kaç, saat kaç, zaman ne, neredeyiz, bir söyle bir dur. Nazlı bir sakin olur musun? Annem şimdi odama gelirse sen görürsün sakinliği falan. Nasıl yani? Nerede o mendebur? Hangi mendebur? Ya hangi mendebur olacak, sarı cadı nerede? Ha o uyuyor ya aşağıda. Uyuyor ya, sıkıntı yok. Uyuyor mu ya, kaldım işte burada, gidemeyeceğim. Şaka şaka, hırçın prenses şaka. Göstereceğim şimdi sana şakayı. Saat kaç ya? Saat. Vallahi bu küslük güzelmiş ya. Çünkü küslüyken bu kadar oturamıyorduk. Şu an küslüyorsun ve saat 11. 11 mi? Allah, yandım ben var ya, annem her seferinde böyle gelir. 12'de kapımıza, aile geleneğidir bu. Gelir, tut şunu, şey yapar. Bize pasta üfletir. Vallahi alvayı yedim. Ver şu. Şu üstünü başını düzeltelim. Hatta bir de... Fırsatçı. Yok yok, öyle bir şey yok asla. Bak şaşkınlığını istifade etme. Mahvederim seni. Neyse gittim ben. Kıyamadın değil mi? Kıyamadım.